Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Olarak değil. 1971 yılında Afyon yasağını Amerika Birleşik Devletleri uygulatmadı mı? O zaman bu türevlerin eroin üzerinden geliri nasıl açıklıyor diyor. Türkiye'de Nixon, pardon. Türkiye'de eroin haşhaş ekimini yasaklatmaya başladı. Ecevit'ten önce o talebi vardı. Ondan sonra o talep Demirel tarafından iyi bir şekilde reddedildi. Niye yasaklatıyor? Yani Amerikan gençliğini eroinden kurtarmak için. Halbuki o zaman devreye onların soktuğu, kontrol altında tuttuğu Colombo'daki eroin mafyası, oranın üzerindeki trafiğe egemen olma ve bir yandan da sene 69 mudur nedir? 70 pardon. Oradan da Türkiye'yi baskı altına almak için o strateji şey yapıyor. Bunlar böyle teker teker şey yapılmaz. Real politiktir, bir bütün stratejinin unsurları olarak görülür. Orada temel strateji diyor ki yasaklayayım şerim, yakarım seni. Niye? Kolombiya'dan devreye girmiş trafik. İki, yasaklayayım şerim, ben seni istediğim şekle, politikalarıma uydurmak için bunu gerekli görüyorum diyor. Dolayısıyla da bir ekonomik olarak da yıkıma uğratıyor. Haşhaş eken Türkiye'de dünyanın insanı var. Orada muazzam gelir sayısı elde ediliyor ve orada yine de Türkiye'de ilaç sanayinde Amerikan ilaç sanayi olmayan Atabey gibi şu gibi bu gibi yerli ilaç sanayinde kurtarılıyor ve o ihtiyacını gidermiş oluyor. O nedenle orada Anladım. Peki yasaklanmayı. şimdi Erol Bey, isterseniz şöyle toparlayalım. Evet. Zeitgeist belgeselini anlattık. İzleyicilerimize de izletebildiğimiz kadarını izlettik. Sabahtan beri de üzerine konuşuyoruz. Şimdi siz öz olarak Zeitgeist belgeselinin aslında ne olduğunu ifade ediyorsunuz. Yani bir, internet üzerinden bunun yayınlanmış olması ve bir televizyon kuruluşunda yayınlanmamış olması yani doğrudan böyle bir anarşist çıkışı mı çağrıştırıyor? Yoksa siz direkt John Perkins'ın ifade ettiği gibi aslında bir dezenformasyon, yani bir gizleme operasyonu olduğuna mı Tabii. inanıyorsunuz? Şimdi bir, Kısaca toparlayalım şimdi şöyle, şimdi Richard Perle devreye giriyor. Küresel emperyalizmin çıkarları adına böyle bir kitabın bu kapsamda, bu formatta yazılması için CIA tarafından onay veriliyor. lütfen. Bu dediğim temel stratejiye Amerika'nın uygun. Bu bir kamuflaj, bir örtü, bir esas örgütü saklama, göz ardında tutma projesi olarak onaylanmış bir kitap durumunda bir. İki, ve orada diyor ki adam ben bir pezevengim diyor. Yani adam ekonomik tetikçi, ben bir pezevengim diyor. Öyle demeyelim Pezevenklik, ya hayır pezevenklik de. yaptım Tamam da diyor. yani siz kullanmayın Evet, gene. kullanmıyorum. Sayfa 138. Masa şu sette yasa dışı bir faaliyet sayılan bir şey yapıp seks satın aldığımdan, yani pezevenklik onun yanisi bu. Tamam, siz Tamam. söylemeye gelin. Budur. Ne yapıyor biliyor musunuz? Amerika ile Suudi Arabistan'ın en güçlü mali kudrete sahip şeyhiyle tetikçi anlaşmaya varıyor. Anlaşmaya katkısı oluyor. Petrodolarları Amerika lehine transferler ediyor. O arada Boston'da oturuyor bu Perkins. Geliyor Boston'da bu Suudi
petrol milyarderi bana karı lazım diyor. Uzun boylu, sarışın, yeşil gözlü. En yakın arkadaşı pilotun karısını veriyor. Bunu kendi anlatıyor. Bir evet. Adamın kitaptan bahsediyor. Ajan bu bir kere. CIA ajanı, onu baştan söyleyelim de. Evet, evet. CIA ajanı bu adam. İkincisi, başka bir yerde de kendimi bir fahişe gibi hissediyordum diyor. Bu ortaklarından biri şey yapınca diyor, işi bitiyor, emekli oluyor. Geliyor bir adam yine Maine firmasının eski. Buna aldığı maaşın 10 misli bir danışmanlık ücreti teklif ediyor. Hı. İşi de hiç kımıldamayacak. Sadece ismi yazılı olacak. Bu büyük paraydı. Ben bunu kabul ettim. Buna isterseniz bir fahişe gibi davrandım deyin. Ben zaten öyle diyorum diyor. Başka bir şeyde de diyor ki aynı şeyi söylüyor. Şimdi burada analiz şudur. Bir, temel analiz, Richard Perley'in onayıyla 10 senedir basılmayan bu kitap basınlanmıştır. Çünkü bu bir adam CIA ajanıdır ve CIA'nin öngördüğü formatta dünyayı kösemiren, küresel iktidarını silah zoruyla, işkenceyle, CIA ile, IMF ile, Dünya Bank gerçek bir örgütün elemanı olarak bu ortaya koyuyor. İki, bunları böyle diyor, en son bölümde başlıyor çözüm yollarını önerme. Temel olarak çözüm yolu da esas itibariyle diyor ki, bunun iki çözüm yolu vardır diyor. Mistisizmi ve dini temel alan Akbaba, aklı ve mantığı ve rasyonaliteyi temel alan Kartal. Kartal'la Akbaba Kova burcunda buluştular. Kova burcunun çağrısıyla bir çözüm ortaya getirdiler. Bu çözümden rasyonalitenin, aklın ve iradenin hakim olduğu bir kurtuluş yolu çıkacaktır diyor. Bu suretle çözümü doğrudan doğruya agnostisme, ezoterizme yani batıniliğe ve kadere teslim alıyor. Bir. İki, yani burada esas itibariyle Illuminati'ye götürüyor. Öteki dünyaya götürüyor. Gerçek dışına, somuttan soyuta götürüyor. İki, çözüm olarak derin ekoloji teorisini getiriyor. İşte Venüs projesi dedikleri.